Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Birey Yayınları İleri Düzey bölümünden seçmiş olduğum sağlam bir soruyu paylaşıyorum bugün sizlerle. Sorunun arkadaşlar tek bir kritik noktası var bakın. Onu gördüğünüz ve bilgiyi kullandığınız anda olay bitmiştir. Şimdi şu anda videoyu durduruyorsunuz, kendiniz soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Ben de soruya geçiyorum. ABCD dikdörtgen, AC köşegen ve BKK diye dik 30 derecelik bir açı var. DE'nin EK'ya eşit olduğunu vermiş. 4 kök 7'ymiş AF uzunluğu. Bizden de DK uzunluğunu istiyor. Yani şu doğru parçasının uzunluğu. Arkadaşlar soruya şöyle bir baktığımızda ilk etapta ne görüyoruz? 1, 30, 60, 90 üçgeni görüyoruz hocam diyorsunuz. Hatta şöyle de başlayabiliriz diyebilirsiniz. Yani işte bu açı 60 derece, tersten bu açı da 60 derece olur. 30, 60, 90 üçgenleri oluşuyor. Buraya da 30 gelir. Sonrasında şu açı da 60 derece olur dersiniz. Bundan sonra baktığınızda bizden istenen uzunluk burasıydı, DK uzunluğu. Peki arkadaşlar şimdi bakın, DA uzunluğu dikdörtgenin uzun kenarı, sonra şöyle üzerinden geçmiş olduğum DF'ye dikkat, bize verilmiş olan bir de 4 kök 7'lik uzunluk var. Şimdi buraya kadar geldikten sonra ne yapabiliriz? Yani burada bir 60 derece var, 4 kök 7'lik uzunluk var, karşısına bir dik çeksek ne olur? İsterseniz çekin ve buradan devam etmeye çalışın. Burada da bir 30-60-90 üçgeni oluşturursunuz ama sonrası soru işareti. Neyse şimdi ben bunları sileceğim arkadaşlar. Soruya yaklaşım şeklimiz böyle olabilir diye başladık. Şunları siliyorum ve şimdi neye dikkat etmemiz gerekli? Evet 30-60-90 üçgenleri oluşacak zaten. O açıkça belli. Ama arkadaşlar bakın soruyu okurken daha ilk etapta AC'nin köşegen olduğunu belirtmiş, üzerinde göstermiş. O halde bizim yapmamız gereken tek hareket var burada. Hani kritik noktası dediğim şey neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Bütün paralel kenarlarda eğer bir köşegen çizildiyse sizin işiniz diğer köşegeni çizerek birbirlerini ortaladıklarını göstermek. Değil mi? Yani şu kesişim noktasına ben T diyeceğim. Şimdi arkadaşlar üzerinden geçiyorum bakın. DT uzunluğu ile TB uzunluğu birbirine eşit midir? Evet eşittir. Geliyorum sorudaki ikinci bilgi. DE, EK'ya neymiş? Eşitmiş. O halde onu da hemen gösterelim. Yine üzerinden bu kez kırmızıyla geçiyorum arkadaşlar. Şu E noktası ve EK, DE'ye eşit. İşte şu anda olay bitti. Çünkü E orta nokta. T orta nokta, DBK üçgene bakıyorsunuz. Denizli, Bursa, Kastamonu üçgeni. T ve E orta nokta olduğuna göre demek ki bu üçgenin nesidir? Orta tabanıdır. Orta taban olunca ne oluyordu? Orta tabanın özelliği neydi? Tabii ki paralellikti ve paralel olduğuna göre de şu açı ne olacak arkadaşlar? 90 derece olacak. İşte dedim ya olay bitti artık. Ama bittiği yerde aslında sorunun çözümü başlamış oluyor. Bütün mesele bakın bu köşegenle eşit olan uzunlukları değerlendirmekti. İşte bu bilgiyi kullandık ve şimdi artık 30-60-90 üçgeninden yürüyebiliriz. Başlayalım arkadaşlar. 30-90-60 diyorum. Tersten bu da 60. 60-90-30. Bu açının tamamı da 60-90 ve 30. 30-60-90 üçgenlerini oluşturduk. Bundan sonrası bilmediklerimizi harflendirmek. Mesela DCF üçgeninde ben 30'un karşısındaki kenara x demiş olsam 60'ın karşısı x kök 3 olur. Ki dikdörtgende karşılık kenarlar birbirine paralel ve eşit olduğuna göre x kök 3 olacak AB uzunluğunda. Devam diyorum. DAC üçgenine bakın arkadaşlar. 30'un karşısı x kök 3 ise şu açı 60 olduğundan 60'ın karşısı da 3x'e eşit gelir. Dikdörtgenin uzun kenarını bulduk ve karşıya geçiyorum. CF x kadar, FB'ye de ne gelecek o zaman? 2x'lik uzunluk gelecek. Ve artık soru bitti sayılır. Çünkü arkadaşlar bize AF uzunluğunu vermiş 4 kök 7. Burada da bakın bir dik üçgen var. Üzerinden geçiyorum. Bir kenarı 2x, diğer kenarı da x kök 3. Bundan sonrası Pisagor tabii ki. Ne diyoruz? 4 kök 7'nin karesi diyoruz. Eşittir 2x kare 4x kare artı 3x kare 7x kare geliyor buradan. Eşittir dedim 16 çarpı 7'den 7'ler birbirine götürdü. X kare 16 olduğuna göre x de buradan 4'e eşit gelir. Şimdi artık DK'yı da bulabiliriz. X 4 olduğuna göre burada yerine koyarsam 4 kök 3 olur. Ve arkadaşlar 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısından 2 kök 3.
60'ın karşısı da kök 3 kattan 6'ya eşit olur. DE uzunluğu 6 olduğuna göre EK uzunluğu da 6 olacaktır ve 6 6'dan istenilen uzunluk 12 olur. Doğru cevap da D şıkkı bulunur. Başta da söylediğim gibi arkadaşlar tek bir hareket. Köşegen çizildiyse diğer köşegeni çiz. Paralelliği gösterdiğin anda şu açının 90 derece olduğunu belirtmek de sonuca götürüyor. Umarım sizler için de faydalı bir çözüm olmuştur. Farklı yollardan çözüme ulaşırsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. O halde herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.